Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Yeni bir İngilizce videosuyla karşınızdayım. Videomuzun konusu communication, yani iletişim. Bu videomuzda iletişim konusu ile ilgili pek çok kelime öğreneceğiz ve kurallara bakacağız. Bu konu aynı zamanda 8. sınıf İngilizce konularından biri. Haydi başlayalım. Communication, iletişim demek. Bakalım bu videomuzda neler geçecek, hangi konuları çalışacağız. İletişim, iletişim yöntemleri ve iletişim araçları üzerine kelimeler öğreneceğiz. Making and answering a phone call, yani bir telefon görüşmesi yapmak ve cevaplamak konularını çalışacağız. Writing email and chatting online, yani bir e-posta yazmak ve online sohbet etmek konularını çalışacağız. Vocabulary, yani kelimeler. İletişim, iletişim yöntemleri, iletişim araçları üzerine kelimelerle başlayalım. Communication, iletişim demek. Speak face to face, yüz yüze konuşmak demek. Zaten speak, konuşmak, face de yüz demek. Smartphone, akıllı cep telefonu. Make a phone call, bir arama yapmak, telefon görüşmesi yapmak demek. Text a message, SMS, yani cep telefonu ile mesaj yazmak demek. Type olsaydı, type a message, o zaman bilgisayarda klavye ile yazmak olurdu. Leave a message, bir mesaj bırakmak. Leave a voicemail message, bir sesli mesaj bırakmak. Leave a message note, yazılı mesaj bırakmak demek. Ne demiştik? Type a message var demiştik. Şuraya yazalım, ek bilgi olsun. Type a message. Bu da bir mesaj yazmak demek. Şöyle diyelim. Bilgisayarda mesaj yazmak diyelim. Altına şunu ekleyelim. Klavye ya da daktilo ile yazmak diyelim. Şimdi kelimelerimizi okuyalım, tekrar edelim. Communication, iletişim demek. Speak face to face, yüz yüze konuşmak. Smartphone, akıllı cep telefonu. Make a phone call, arama yapmak, telefon görüşmesi yapmak. Text a message, SMS, cep telefonu ile mesaj yazmak. Type a message, bilgisayarda mesaj yazmak, yani klavye ya da daktilo ile yazmak. Leave a message, bir mesaj bırakmak. Leave a voicemail message, sesli mesaj bırakmak. Leave a message note, yazılı mesaj bırakmak demek. Şimdi kelimelerin sadece İngilizcelerini okuyalım. Communication, speak face to face, smartphone, make a phone call, text a message, type a message, leave a message, leave a voicemail message, leave a message note. Bakalım sağdakiler ne diyor? Hi, I miss you. Merhaba, selam, ben seni özledim. I miss you too. Ben de seni özledim. Kelimeleri çalışmaya devam edelim. İletişim, iletişim yöntemleri, iletişim araçları üzerine kelimeler. Write a letter, bir mektup yazmak. Send a postcard, kartpostal göndermek. Social networks, sosyal ağlar, Facebook, Twitter, Instagram gibi. Use social networks, sosyal ağları kullanmak, sosyal ağlara üye olmak. Send a fax, fax göndermek. Send an email, email, elektronik posta göndermek. Call, aramak. Conversation, konuşma. Information, bilgi demek. Hadi tekrar edelim.
write a letter, mektup yazmak, send a postcard, kartpostal göndermek, social networks, sosyal ağlar, use social networks, sosyal ağları kullanmak, send a fax, fax göndermek, send an email, e-mail ya da elektronik posta göndermek, call, aramak, conversation, konuşma, information, bilgi demek. Hadi yine sözcüklerin sadece İngilizcelerini okuyalım. Write a letter, send a postcard, social networks, use social networks, send a fax, send an email, call, conversation ve information. Kelime çalışmaya devam edelim. Respond, cevap vermek demek. Repeat, tekrar etmek. Caller, arayan kişi. Receiver, alıcı, mesajı gönderdiğimiz kişi. Hang on, hatta beklemek. Hold on, o da hatta beklemek. Hang up, telefonu kapatmak. It's a bad line, hat kötü, gürültülü. Hadi tekrar edelim. Respond, cevap vermek. Repeat, tekrar etmek. Caller, arayan kişi. Receiver, alıcı, mesajı gönderdiğimiz kişi. Hang on, hold on, hatta beklemek. Hang up, telefonu kapatmak. It's a bad line, hat kötü demek. Şimdi yine kelimelerin sadece İngilizcelerini okuyalım. Respond, repeat, caller, receiver, hang on, hold on, hang up, it's a bad line. Gelelim making and answering a phone call konusuna. Make a phone call, telefonla aramak, arama yapmak demek. Answering a phone call, telefona cevap vermek ya da gelen bir aramayı cevaplamak demek. Making and answering a phone call. Make a phone call, telefonla aramak, arama yapmak. Answering a phone call, telefona cevap vermek. Telefona cevap veren kişi telefonu nasıl açar, nasıl konuşur? Şimdi biz telefonu açtığımız zaman, yani biri aradığı zaman arayan kişi ismini söylüyor. Şununla görüşebilir miyim diyor. Bakın onlarda nasıl? Hi, Mark is speaking. Selam, ben Mark ya da Mark konuşuyor. Telefonu açan kişi önce kendini tanıtıyor. Sonra who is calling? Kim arıyor? Ya da can I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Hold on please, konuşma ilerlerken. Bekleyin ya da hatta kalın lütfen. Hang on please, yine bekleyin, hatta kalın lütfen. One moment please, bir dakika lütfen. He ya da she is not available at the moment. O dediğimiz kişi bir erkek ya da bir kadın olabilir. O şu anda müsait değil. Hadi tekrar edelim. Telefonu açan kişi, hi, Mark is speaking. Burada Mark değil, başka bir isim olabilir pek tabii. Selam, ben Mark ya da Mark konuşuyor. Who is calling? Kim arıyor? Can I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Sorabilir miyim acaba? Hold on please. Bekleyin, hatta kalın lütfen. Hang on please. Bekleyin, hatta kalın lütfen. One moment please. Bir dakika lütfen. He ya da she is not available at the moment. O şu anda müsait değil. Hadi şimdi sadece İngilizcelerini okuyalım, tekrar edelim. Telefon çalıyor, Mark telefonu açıyor. Hi, Mark is speaking. Daha sonra karşısındakinin kim olduğunu anlamıyor. Who is calling ya da can I ask who is calling diyor. Karşısındaki kişi, yani arayan kişi, Mark'ın kardeşini istiyor. Hold on please ya da hang on please.
One moment please. Mark'ın kardeşi uygun değil, telefonda konuşamaz. He ya da kız kardeşi ise aradıkları kişi. She is not available at the moment. O şu anda müsait değil, uygun değil. Yine telefona cevap veren kişinin söyleyebileceği şeylere bakalım. Would you ya da would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Could I take your name and number? İsminizi ve telefon numaranızı alabilir miyim? Could you repeat ya da could you repeat? Tekrar edebilir misiniz? Thanks for calling. Aradığınız için teşekkür ederim. Hadi tekrar edelim. Telefona cevap veren kişi şunları söylüyor ya da söyleyebilir. Would you like to leave a message? Bunu would you diye de okuyabiliriz. Would you diye de okuyabiliriz. İkisi de doğrudur. Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Could I take your name and number? İsminizi ve telefon numaranızı alabilir miyim? Could you repeat? Tekrar edebilir misiniz? Thanks for calling. Aradığınız için teşekkür ederim. Şimdi sadece İngilizcelerini okuyalım. Would you like to leave a message? Could I take your name and number? Could you repeat? Thanks for calling. Bu arada would like ya da would like to konusunu anlattığım bir videom kanalımda var. O konuyu öğrenmek, çalışmak isteyenler o videoyu da izleyebilirler. Şimdi devam edelim. Şimdi arayan kişinin söylemesi gereken şeylere bakalım. Hi, could I speak to Rex please? Selam, Rex ile konuşabilir miyim lütfen? Could you ask him or her to call me? Ona beni aramasını söyleyebilir misiniz? I will call back later. Daha sonra arayacağım. Thank you. Teşekkür ederim. I am sorry, it's a bad line. I can't hear you well. Ya da I can't hear you well. Üzgünüm, hat kötü, gürültülü. Sizi iyi duyamıyorum. Hadi tekrar edelim. Arayan kişi, Hi, could I speak to Rex please? Diyelim ki arayan kişi arkadaşı Rex ile görüşmek istiyor. Selam, Rex ile konuşabilir miyim lütfen? Rex evde yokmuş, mesaj bırakıyor. Could you ask him ya da could you ask him? Eğer ki bir kadını arasaydı, ask her to call me. Ona beni aramasını söyleyebilir misiniz? I will call back later ya da I'll call back later. Daha sonra arayacağım. Thank you. Teşekkür ederim. I'm sorry, it's a bad line. I can't hear you well. Üzgünüm, hat kötü, sizi iyi duyamıyorum. Tabii bunu arayan kişi de söyleyebilir. Arayan kişi neydi? Caller'dı. Şimdi sadece İngilizcelerini okuyalım. Hi, could I speak to Rex please? Could you ask him or her to call me? I'll call back later. Thank you. I'm sorry, it's a bad line. I can't hear you well. Şimdi biraz da writing email and chatting online konusuna bakalım. Write an email, bir e-mail elektronik posta yazmak. Chat online, internetten yazışmak ya da chatleşmek. Writing email and chatting online. Write an email, e-mail elektronik posta yazmak. Chat online, internetten yazışmak, chatleşmek. Bakalım e-mail yazarken ya da bir arkadaşımızla chatleşirken neler söyleyebiliriz, neler yazabiliriz? Hi, how are you? Selam, nasılsın? I am writing to say, şöyle şöyle demek için yazıyorum. What's wrong with you? Ne sıkıntın var, ne derdin var? Are you okay? Sen iyi misin? Don't worry, endişe etme. I will get in touch with you.
Seninle bağlantı kuracağım. Seni arayacağım. Hi, how are you? Selam, nasılsın? I am writing to say. Şöyle şöyle demek için yazıyorum. What's wrong with you? Ne sıkıntın var? Are you okay? İyi misin? Don't worry. Endişe etme. I will get in touch with you. Seninle bağlantı kuracağım ya da seni arayacağım. Şimdi yine sadece İngilizcelerini okuyalım. Hi, how are you? I am writing to say. What is wrong with you? Are you okay? Don't worry. I will get in touch with you. Bakalım başka neler söyleyebiliriz ya da yazabiliriz. Take care. Kendine iyi bak. Take good care of yourself. Kendinize çok iyi bakın. We will talk soon. Daha sonra konuşuruz. We will talk again. Tekrar konuşuruz. Get back to me soon. Bana dönüş yapın ya da bana dönüş yap. I am waiting for your reply. Yanıtınızı bekliyorum. I am waiting for your response. Cevabınızı bekliyorum. Bye for now. Şimdilik hoşça kal ya da hoşça kalın. Hadi tekrar edelim. Take care. Kendinize iyi bakın. Take good care of yourself. Kendinize çok iyi bakın. Bunlar emir kipinde çekildiği için kendine iyi bak ya da kendinize iyi bakın diyebiliriz. Yani hem sen hem siz şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş olabilir. We will talk soon. Daha sonra konuşuruz. We will talk again. Tekrar konuşuruz. Get back to me soon. Bana dönüş yapın ya da daha sonra bana dönüş yapın. I am waiting for your reply. Yanıtınızı bekliyorum. I am waiting for your response. Cevabınızı bekliyorum. Bye for now. Şimdilik hoşça kal ya da hoşça kalın. Şimdi yine sadece İngilizcelerini okuyalım. Take care. Take good care of yourself. We will talk soon. We will talk again. Get back to me soon. I am waiting for your reply. I am waiting for your response. Bye for now. Son olarak bir e-mail yazarken, yani birine elektronik posta yazarken ya da birileriyle internetten chatleşirken, yazışırken kullanılan sözcüklere bakalım, kısaltmalara bakalım. Abbreviation, kısaltma demek. Combination, kombinasyon demek. Bye for now, bakın bu şekilde kısaltılıyor. For'u da rakamla yazıyorlar. Şimdilik hoşça kal. TTYL, talk to you later'ın kısaltması. Yani sonra konuşuruz. By the way, bunu bu şekilde okuyorlar. By the way diye. By the way, bu aradanın kısaltması. PLS, please'in kısaltması. Yani lütfen. Thanks, kısaltmasını da aynı okuyorlar. Teşekkürler demek. LOL, laugh out loud. Yani yüksek sesle gülmek ya da yüksek sesle güldüğümün kısaltması. Haydi tekrar edelim. Abbreviation, kısaltma. Combination, kombinasyon. Bye for now, şimdilik hoşça kal. TTYL, talk to you later. Sonra konuşuruz. By the way, bu arada. PLS, please, lütfen. Thanks, teşekkürler. Laugh out loud, yüksek sesle gülmek ya da yüksek sesle güldüm demek. Şimdi yine sadece İngilizcelerini okuyalım. Abbreviation, combination, bye for now, TTIL, talk to you later, by the way, PLS, please, thanks, laugh out loud. Ve the end of the video.
Yani communication, iletişim konusunu çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Konuyu sade bir şekilde ele aldığımız videoyu tekrar izlemeniz, cümleleri tekrar etmeniz faydalı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.